Merhabalar. Temalar alanına devam ediyorum. Mevcut temalarınızı birazdan yüklemeye göstereceğim. Zipli bir şekilde indirdiğiniz temalara. Bunun haricinde temaları yükle seçeneği var. Burada temayı FTP programı kullanmadan, ki bana eski kafalı diyebilirsiniz ama ben hala FTP programı ile işlemi yapıyorum. Birazdan onu da gösteririm size. Tema kur alanından İstediğiniz temayı yükle seçeneğinden yükleyebilirsiniz. Ama siz bu alanı benden size tavsiye, aradığınız temayı bulma aranı olarak kullanın. Örneğin, bakın ne güzel burada özellik filtresi verilmiş. Temanın adına bir tema arıyorsunuz, arkadaşınız da görmüşsünüzdür. Örneğin elegant olsun, benim kullandığım olsun. Arkadaşınız da gördüğünüz temayı elegant yazarak buradan WordPress'in temalar alanında arama yaparak ulaşabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Özellik filtresi ise hani kıyafet alırken de öyle hedefleriniz olur. Kısa kollu bluz alacağım. Siyah renkli olsun. Önü resimli olsun diye seçeneklerinizi azaltabilirsiniz. Daha özelleştirebilirsiniz. Bu alan da aynı. Örneğin ben siyah rengin olduğu iki sütunlu, solda bir sütun, sağda bir sütunlu olan, genişliği sabit genişlik olan, esnek genişliği seçmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü esnek genişlikli sayfalar daraldığı zaman hoş görüntü ortaya çıkmayabiliyor. Onu da size şöyle anlatayım. Hazır bir bilgi vereyim ekstradan. Şimdi günümüzün internet sitelerinde bilirsiniz sabitlenir sayfalar. Dreamweaver derslerinde bunu değineceğim. Sayfalar sabitleniyor. Soldan ve sağdan olarak ortalanmış bir şekilde sabitleniyor. Şimdi sizler sayfayı küçülttüğünüz zaman sayfa sabitleniyor ya. Dikkat ederseniz sayfanın içeriği küçülmüyor. Şu alanlara iyi bakın. Sayfanın içeriği küçülmüyor. Ama siz buraya gelip de esnek genişlik seçeneği, liquid deniliyor buna. Esnek genişliği seçerseniz bir bakıyorsunuz kişi sayfanız daralttığı anda yazılar komple aşağıya göçüyor. Menüler daralıyor. İğrenç bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden siz olun. Zaten bakın burada da linkte de gördüğü gibi liquid site tasarımının artık bittiğini açıklayan bir makale yazmış. Ne kadar doğrudur ama bakın burada günümüzün en büyük internet sitelerinin sabit genişlik kullandığını belirtmiş. Pekala. Özellikler kısmını geçiyorum. Konu kısmında kafanıza göre seçme yapabilirsiniz. Şimdi tema bul seçeneğine bastığım anda hali hazırda aradığım seçenekleri içeren siyah rengin olduğu iki sütunlu sabit genişlikli seçenekleri içeren internet sayfaları karşıma çıktı. Bakın burada var. Azucena mesela. Gözüme kestirdim bunu. Şimdi kura basarsanız kurma işlemi gerçekleşecektir. Tabii he deyince kurmuyor. Sizin FTP şifrelerinizi almak isteyecektir. Girersiniz FTP şifrelerinize. Otomatikman işte WordPress kolaylaştırdığı şeylerden biri bu. Otomatikman WordPress işi halleder. Siz sadece FTP şifrenizi gireceksiniz WordPress sayfanıza. Ön izleme seçeneği şu. Hani bakmadan almam deniliyor ya. Ön izleme seçeneğine basarsanız eğer sitenin ön izlenme hali çıkacaktır karşınıza. Diyor ki işte sen eğer bunu kurarsan böyle bir şey olacak. Bak bunun hazır görüntüsü bu. Yazıları budur. Başlıkları budur. Heading başlık 1 büyük yazılmıştır. İşte diğer başlıklar farklı yazılmıştır. Paragrafın şöyle olacaktır. Listeleme şekli şudur. Butonlar şu şekilde çıkacaktır şeklinde. Alıntılar aynen bu şekilde diye. Sizin hoşunuza giderse kura basabilirsiniz. Kapata basıyorum, geri dönüyorum. Ayrıntılar seçeneği demin değinmiştim. Onunla ilgili ayrıntılı seçenekler mevcut. Öne çıkan seçeneği son zamanlarda diyelim hani çok indirilen top 10 gibi düşünün. Daha fazla tabii olur da burada burada 12 tane var. Son zamanlarda talep gören temalar. En yeni seçeneği yakın zamanda böyle 1 dakika önce, 10 dakika önce, 1 saat önce ortaya konan ve verilen temalar. Bunlar tamamen artık sizin zevkinize kalmış. Yeni güncellenen seçeneği ise var olan temaların en kısa zaman, en yakın zamanda güncellenmiş halleri. Örneğin mesela çok sevdiğiniz bir tema bulursunuz ama tema nedense bazı konularda sizi tatmin etmez. Eksikleri, gedikleri vardır. Siz burada mesela yeni güncellenen alanına bakarak o temanın güncellendiğini görebilirsiniz. Bu da yani takip edebilirsiniz daha doğrusu. Farklı alanlardan da takip yapabilirsiniz. Bu alanda yeni güncellenenler neyin nesidir, ne vardır, ne yoktur diye izleme yapabilirsiniz.
Gelelim yükle seçeneğine. Tema yükleme seçeneği sizin indirmiş olduğunuz WordPress temalar diye aratalım bakalım şurada. Hani beğendiğiniz bir tema var burada. Patchwork teması. Download'a bastığınız anda dikkatinizi çekiyorum. Zip halinde indirme işlemini yapıyorsunuz. Buraya kadar her şey tamam. Ama tekrar ediyorum. Buradan kur seçeneğiyle örneğin bu tema hoşunuza gittiyse Patchwork teması buradan aratarak da bulabilirsiniz. Kur seçeneğiyle WordPress kolay bir şekilde kurulumu size çaktırmadan arka planda yapar. Bunda problem yok. Devam ediyorum. Patchwork temasını indiriyorum. İndirmem bittiği anda dosya seçten istediğim temayı seçiyorum. Seçtikten sonra yükleme otomatik yapılacaktır. Eğer şifre vesaire sorarsa da PTP şifreni sorarsa da siz gereğini yaparsınız. Ama ben size eski usulü göstereyim. Hani babadan kalma usulü. Ben bu hoşuma gidiyor kullanmak. Mevcut FTP programınızı açıyorsunuz. Ben FileZilla'yı kullanıyorum burada. FileZilla'yı açıyorum. Hemen şurada size basit ayarını göstereyim FileZilla'nın. FileZilla programı web tasarımıyla uğraşanlar için olmazsa olmaz bir program. Kullanılacak programlarda da değinmiştim 2. ya da 3. video dersinde. Buradan basıyorsunuz. Yeni site tanımlayarak sunucunuzun FTP adresini giriyorsunuz. Port genelde 21 oluyor da boş da bırakabilirsiniz. FileZilla onu hallediyor. Şifreleme seçeneği eğer size bunu host firmanız sunduysa buradan işlemleri yapabilirsiniz. FTP kuralı dokunmanıza gerek yok. Giriş türü anonim olarak girerseniz normal vatandaş olarak şifresiz dalabilirsiniz. Bu iş sakat olmaz öyle şey. Normal seçeneğini seçiyorsunuz. Kullanıcı adınızı ve parolanızı hosting firmasının size sağladığına giriyorsunuz. Bağlana bastığınız anda işleminiz tamamdır. Pekala, temalarınızı nereye atacaksınız? Public HTML. Bizim tema bitmiş mi? Bitmiş. Patchwork temamız nasıl özür WP admin. Özür dilerim, WP admin değil de. Content. Dems. Temalar. Bakın dikkat ederseniz size daha demin ne demiştim? 4 tane temam var demiştim bir önceki derste. İsterseniz bu temaları seçip delete'ye basıp silebilirsiniz. Peki ben bir temayı nasıl yükleyeceğim internet sitesine? Kendi WordPress sitemem. Öncelikle şu temayı klasörden çıkarıyorum. Klasör haline getiriyorum. Ve tutup buraya attığım anda, ben atmıyorum şu anda, bu tema WordPress sayfama yüklenecektir. Ve ondan sonra temaları yönet alanına geldiğim zaman o tema karşıma çıkacaktır. Siz artık oradan etkinleştire basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.